Merhabalar arkadaşlar. Geçen hafta ABD'nin Orta Doğu politikasını anlatmaya çalıştım. Daha doğrusu ABD'nin Orta Doğu politikasını 2 hafta süreyle anlattık. 9. ve 10. haftada anlattık. Önce 9. haftada ABD'nin İsrail ile ilişkilerini anlatmaya çalıştım. Daha sonra ise ABD'nin Araplarla ilişkilerini anlattıktan sonra 10. haftada ise ABD-İran ilişkilerini ve 11 Eylül sonrası ABD Orta Doğu politikası nelerdi onları anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Ve konumuzu bu şekilde bitirdik. Bu hafta ise tamamen farklı bir Amerikan dış politikasında farklı bir bölge. Asya Pasifik bölgesini anlatmaya çalışacağım. ABD'nin Asya Pasifik bölgesini bugünkü dersimizde anlatmaya çalışacağım. Şimdi Asya Pasifik bölgesini anlatmadan önce Amerikan dış politikasında Asya Pasifik stratejisinin temelleri neler? Onu kısaca değineyim. Ondan sonra ABD'nin Asya Pasifik politikasını anlatayım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz önce İngiltere'den bağımsızlığını kazandı. Daha sonra da hızlı bir şekilde sınırlarını genişletmeye başlattı. Bu şekilde arkadaşlar ABD önce Latin Amerika'da önemli bir devlet haline geldi. Daha sonra da Pasifik'te önemli bir güç oldu. ABD Asya Pasifik'te arkadaşlar Avrupalı devletlerle yarışır hale geldi. Bunlar kimlerdi Avrupalı devletler? İngiltere ile, Fransa ile, Çar Rusya'sı ile, Almanya ile, İspanya ile ve Asya'daki Japonya ile rekabete giriştiğini görüyoruz. Ve bu rekabetten uzun yıllar sonra yani 1945'e geldiğinde kazançlı çıkan taraf olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ABD'nin kuruluşu olan 1789'dan 1914'e kadar olan bir sürece baktığımızda daha doğrusu bağımsızlık bildirgesinin ilan edildiği 1776'dan 1914'e kadar olan bir sürece baktığımızda Amerikan dış politikasının 4 önceliği vardı arkadaşlar. Birinci önceliği şu: milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkı. İkinci önceliği ise ABD'nin Amerika kıtasındaki genişlemesini sürdürmesi. Üçüncüsü açık denizlerde serbestlik ve uluslararası ticaretin gelişmesi. Dördüncüsü ise sorunların barışçıl yollarla çözümlenmesi. Sorunların barışçıl yollarla çözümlenmesi. Şimdi arkadaşlar ABD'nin Asya Pasifik'e ne zaman açıldı? Baktığımızda ABD Asya Pasifik'e 1820'lerde açılmaya başlandı. Özellikle 1820'lerden itibaren Çin'le ticaretini sürekli artırdığını görüyoruz. ABD özellikle 1820'lerden itibaren Çin'le ticaretini sürekli artırdığını görüyoruz. ABD Asya ile ticaret konusunda Avrupalı güçlerin politikasını takip ettiğini söyleyebiliriz. Başkan Taylor arkadaşlar, Amerikalı tüccarların Çin'de İngiliz tüccarlarla aynı ayrıcalıklardan yararlanmasını temin ettiğini söyleyebiliriz. Başkan Taylor arkadaşlar, Amerikalı tüccarların Çin'de İngiliz tüccarlarıyla aynı ayrıcalıklardan yararlanmasını temin ettiğini söyleyebiliriz. Yani şunu söylemek istiyorum. ABD 1820'lerden itibaren Çin'e yönelik açık kapı politikasını yürütmeye başladığını söylemek istiyorum. Yani ABD Çin'e yönelik 1820'lerden itibaren açık kapı politikasını yürütmeye başladığını söylemek istiyorum. Açık kapı politikası ne? Açık kapı politikası kabaca şu arkadaşlar. 19. yüzyılın başına konan bu ilkeye göre Çin hiçbir büyük gücün sömürgesi olmayacak ve Çin'deki ticari haklar bütün sömürgeci ülkeler eşit bir şekilde yararlanacaktır.
Açık kapı politikası 19. yüzyılın başında konan bu ilkeye göre Çin hiçbir gücün sömürgesi olmayacak ve Çin'deki ticari haklar bütün ülkeler tarafından eşit bir şekilde yararlanacaktı. Şimdi arkadaşlar, Çin'i dışarı açmada İngiltere öncü rol oynamışken Asya Pasifik'in diğer bir ülkesi olan Japonya'yı dış dünya açmada ise ABD'nin başı çektiğini söyleyebiliriz. ABD Japonya ile 1854'te bir anlaşma imzalandı. Yokohama Antlaşması. Bu antlaşmayla Japonya en çok gözetilen ulus statüsü verildi. ABD Japonya ile 1854'te Yokohama Antlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Japonya'ya en çok gözetilen ulus statüsü verildi. Japonya arkadaşlar, ABD ile yapılan bu antlaşmadan sonra İngiltere ile, Çar Rusya'sı ile ve Hollanda ile de benzer ayrıcalıkları tanımış olduklarını söyleyebiliriz. Japonya, ABD ile yapılan bu anlaşmadan sonra İngiltere'ye, Çar Rusya'sına ve Hollanda'ya da benzer ayrıcalıklar tanıdığını söyleyebiliriz. Tabi tam böyle açılmışken Asya Pasifik'e doğru ABD 1861'de bir iç savaş yaşandı. Amerikan İç Savaşı 1861-1865 dönemi. Bu Amerikan İç Savaşı'nda ABD'nin ulusal yayılma politikasını belli bir süreye kesintiye uğrattığını görüyoruz. İç savaş sonrası ise ulusal yayılma politikası nereden kaldıysa oradan devam ettiğini de görüyoruz arkadaşlar. 1894'te arkadaşlar Japonya Çin'e savaşı ilan etti. Bu savaş sırasında Avrupa devletleri Çin'i desteklerken ABD ne yaptı? Çin ile Japonya arasında tarafsız kalmayı tercih etti. Ancak Japonya lehine bir tavır sergilediğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Sonuçta 1895'te Shimonoseki Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte Çin Kore'nin bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı. Bu anlaşmayla birlikte Çin Kore'nin bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı. Bu ise Kore'nin fiilen Japon nüfusu altına girmesi anlamına geliyordu. Bu ise Kore'nin fiilen Japon nüfusu altına girmesi anlamına geliyordu. 1890'lardan itibaren 400 milyonluk Çin pazarı Amerikan ticari çıkarlar açısından daha fazla bir önem kazanmaya başladı. Bu yüzden ABD İngiltere ile birlikte Fransa, Almanya ve Çar Rusya'sının Çin'i bölme girişimlerine karşı çıktığını ve açık kapı politikasına daha fazla önem vermeye başladığını görüyoruz. ABD'nin Asya Pasifik'te etkin olduğu dönem ise 1898 dönemi. Neden? 1898 İspanya Savaşı yaşandı ve İspanya Savaşı ile birlikte ABD'nin Asya Pasifik'te sömürgeci bir güç haline geldiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, ABD biliyorsunuz 1887'de Hawaii'yi vesayeti altına aldı. Ve vesayeti altına aldıktan sonra Pearl Harbor'u gelecekteki donanma üssünü burada yapılandırmaya başladı. Şimdi Hawaii'nin özelliği şu. Hawaii'de Japonlar yaşıyordu. Ama İspanya sömürgesinde olan bir bölgeydi. Burayı vesayet altına alıyor ve burada donanma üssü yapmaya başlıyor. 1898'de ise bu adayı tamamen ilhak ediyor. Bunun sonucunda ABD burada yerleşik bulunan Japon göçmenler yüzünden Japonya protestosuna maruz kaldığını da görüyoruz. Ve böylece Hawaii'nin ilhak edilmesiyle birlikte 1898'de ABD-İspanya Savaşı başlıyor ve İspanya burada ağır bir yenilgi alıyor. Bu savaştan sonra Paris Barış Anlaşması imzalanıyor ABD ile İspanya arasında ve bu anlaşmayla birlikte İspanya Karayipler'deki Küba ve Porto Rico'yu Pasifik'teki Filipinler ve Guam adalarını tamamen ABD'ye devretti. Bu anlaşmayla birlikte Karayipler'deki Küba ve Porto Rico'yu Pasifikler'de ise Filipinler ile Guam adasını tamamen ABD'ye devretti. ABD ilk defa
yeni kazandığı bu ülkelerin haklarına vatandaşlık garantisi vermedi. Ne demek bu arkadaşlar? Böylece ABD kendi ana ülke topraklarını toprak eklemeyip yeni sömürgeler elde etmiş oldu. Bu da arkadaşlar ABD'nin hukuken sömürgeci bir devlet haline gelmiş olduğunun bir göstergesi. Demek ki 1898'den itibaren ABD elde ettiği bu topraklara vatandaşlık hakkı vermiyor, kendi topraklarını katmıyor ve sömürgeci bir devlet haline gelmiş oluyor. ABD 1867'de Alaska'nın katılımında vatandaşlık garantisi vermiş, ancak ilk defa peşinen ayrı bir eyalet olma hakkı tanınmamıştı. 1898 Amerikan İspanyol Savaşı ise arkadaşlar ABD bir anda dünya gücü konumuna yükseltti. ABD önce Karayipler'deki üstünlüğünü pekiştirdi. Asya Pasifik'te ise lider ülke konumuna geçti. Avrupa politikasında arkadaşlar ABD 1. Dünya Savaşı'na girdiği yıllara kadar yavaş yavaş etki etmeye başladığını görüyoruz. Özellikle 1900'lere gelindiğinde Kaliforniya sahillerinden Filipinlere kadar uzanan pek çok stratejik nokta kime geçmiş oldu? ABD. Baktığımızda Kaliforniya'dan Filipinlere kadar olan bölge. Önce Kaliforniya, sonra Hawaii, adalarından hemen sonra Midway, daha sonra Wake, daha sonra Guam Adası ve Guam Adası'ndan sonra Filipinler. Filipinlerden hemen sonra ise Çin. İşte bu adaları, bu stratejik noktaları ABD'nin eline geçmesiyle birlikte ABD Pasifik'te üstünlüğü sağlayan bir devlet oldu. Böylece ABD Pasifik'teki ABD üstünlüğü bir güzergah çerçevesinde sağlandı ve ikmal yollarında herhangi bir zaaf yaşanmasını önledi ABD. Şimdi 1900'lü yıllarda, biliyorsun 1900'lerde Çin'de bir Boxer ayaklanması patlak verdi. Tabii Boxer ayaklanması Japon ve Rus kuvvetleriyle birlikte bu ayaklanmayı bastırdı. Neden bastırdı ABD? ABD açısından esas tehlike Çin'deki bu ayaklanma değil. Bu bahaneyle Avrupalı devletlerin Çin'i paylaşmasıydı. ABD'nin en büyük endişesi Çin'deki bu ayaklanma değil. Bu ayaklanma bahanesiyle Çin'in paylaşılması iyiydi. 1904'te Rus-Japon savaşı yaşandı. Biliyorsunuz ABD Japonya hep destek verirdi. Fakat Rus-Japon savaşından sonra Japonya büyük bir zafer elde etti ve ABD'nin arabuluculuğunda bir barış yapıldı. 1905 Portsmouth Antlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile birlikte Japonya Kore'deki ayrıcalıklarını korudu. Mançurya üzerinde önemli ticari kazanımlar elde etti ve Sahalin'in güney yarısı da Japon egemenliğine geçti arkadaşlar. Böylece Japonya Doğu Asya'da en önemli güç haline gelmiş oldu. 1905'e kadar arkadaşlar Japonya'ya karşı olumlu bakan ABD bu tarihten itibaren Japonya'ya şüpheyle bakmaya başladı arkadaşlar. 1907'de ne oldu? Rusya ve Japonya Mançurya ve Moğolistan'ın nüfus bölgelerini ayırıp paylaştılar. Yani hem Rusya hem Japonya Mançurya, yani Mançurya Japonya'ya, Moğolistan da Rusya'ya bırakılmış oldu. 1908'deki Ruhr-Takahira Anlaşması ile birlikte ABD ve Japonya birbirlerinin Pasifik'teki kazanımlarını tanıdılar. 1908'deki Ruhr-Takahira Anlaşması ile birlikte ABD ve Japonya birbirlerinin Pasifik'teki kazanımlarını tanıdılar. Biliyorsunuz bu dönemde Almanya'ya karşı bir Rus-İngiliz yakınlaşmasının da sağlandığını söyleyebiliriz. Gelelim iki savaş arası dönemde neler yaşandı? Birinci Dünya Savaşı'ndan Almanya'ya savaş ilan eden Japonya, daha savaşın ilk günlerinde Alman sömürgelerine yerleşti. Asya Pasifik'teki Alman sömürgelerine yerleşti. Nereye yerleşti? Baktığımızda Marshall, Caroline ve Marina adalarının vesayetine, Marina adalarına yerleşti. Şimdi arkadaşlar,
Baktığımızda bu anlaşmayla birlikte, Versay Anlaşması ile birlikte Almanya Pasifik'teki Marshall Adası'nı, Karolin ve Mariana Adaları'nı tamamen Japonya'ya bıraktı. Şimdi bu küçük adalar çok da önemli değil. Ama önemli olan konu şu, bu küçük adaların Hawaii ile Çin arasındaki ABD'nin güzergahı olan bölgede yerleşmesi. Yani Hawaii ile Çin arasındaki stratejik bir noktada yer tuttuğundan, hatta Guam adasını çevrelemesidir arkadaşlar. Bu adalar Guam adasını çevrelemesidir. ABD Sibirya'daki Japon yayılmasına karşıydı zaten arkadaşlar. Asya Pasifik'te artan ABD-Japon rekabeti 1923'te yenilenmeye gereken İngiliz-Japon ittifakını tehlikeye sokmaya başladı. Ne yaptı ABD? Ancak 1921'de Washington Konferansı gerçekleştirdi. Bu konferansla birlikte ABD büyük bir diplomatik başarı elde etti. Bir taraftan kendisine engel olarak gördüğü İngiliz-Japon ittifakının yenilenmesini engelledi. Diğer taraftan deniz silahlanması konusunda Japonya'ya sınırlandırdı. Büyük tonajlı gemiler çerçevesinde sınırlandırdı. Nasıl? Yani Asya Pasifik'te 5 ABD büyük tonajlı gemi olacak. Buna karşılık 5 İngiliz büyük tonajlı gemi olacak. Buna karşılık ise 3 Japon büyük tonajlı gemi bulundurabilecektir. Yani sınırlama 5-5-3 şeklinde iyiydi. Ayrıca Japonya Çin'in Şantung ve Rusya'nın Sibirya bölgesinden çıkmayı da kabul etti. Ayrıca Japonya Çin'in Şantung ve Rusya'nın Sibirya bölgesinden çıkmayı da kabul etti. Üstelik ABD bütün bunları yaparken Japonya'nın fazla tepkisini de çekmeden yaptı. Biliyorsunuz 1921 Washington Konferansı ile büyük tonajlı savaş gemilerine sınırlama getirmişken 1930 Londra Konferansı ile küçük tonajlı gemilere sınırlandırma getirildi. 1921 Washington Konferansı ile büyük tonajlı savaş gemilerine sınırlanma getirilirken 1930 Londra Konferansı ile küçük tonajlı gemilere sınırlandırma getirildi. Ancak 1931'de Japonya Mançurya'yı işgal etmesi ve 1934'te yaptığı bir bildirimle Aralık 1936'da Washington ve Londra anlaşmalarının sınırlandırmalarının sona ereceğini bildirdi arkadaşlar ABD. Böylece ABD ile Japonya arasındaki sorunlar gün yüzüne çıkmış oldu. ABD ise ne yaptı? Japonya Mançurya işgalini tanımayacağını bildirdi ve tanımazlık doktrini ortaya attı. ABD ise Japonya Mançurya'yı işgalini tanımayacağını belirtti ve tanımazlık doktrini ortaya attı. Çünkü bu durum hem Çin'in toprak bütünlüğünü tehlikeye sokuyor hem de açık kapı politikasını zarar vermeye başlıyordu. Japonya 1937'te Çin'i işgale başladı. ABD Çin-Japon Savaşı'nda tarafsız kalmaya gayret gösterdi ilk başlarda. ABD açısından öncelikli konu neydi? Savaşa doğrudan taraf olmaksızın Çin'deki Amerikan vatandaşlarını ve çıkarlarını korumaktı. ABD açısından öncelikli konu neydi arkadaşlar? Savaşa doğrudan taraf olmaksızın Çin'deki Amerikan vatandaşlarını ve çıkarlarını korumaktı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da, Almanya'nın Asya'da da Japonya'nın işgal hareketleri ABD'nin temel çıkarlarına yönelik büyük bir tehdit oluşturmaktaydı. ABD Aralık 1941'deki Pearl Harbor baskından sonra Japonya ve Almanya karşı savaş ilan etti. İkinci Dünya Savaşı'nın sırasında Avrupa'da, Almanya'nın Asya'da Japonya'nın işgal hareketleri ABD'nin temel çıkarlarına yönelik büyük bir tehdit oluşturmaktaydı. ABD ne yaptı? Aralık 1941'deki Pearl Harbor baskınından sonra Japonya ve Almanya karşı savaş ilan etti. ABD savaşa girince kendisine Asya Pasifik'te müttefik olarak Çin'i seçti. ABD Çin'i sadece Japonya karşı savaşta bir destek unsuru olarak görmedi. Aynı zamanda Çin'i savaş sonrası dönemde Asya'daki güç dengesini sağlamada önemli bir aktör olarak da gördü. ABD savaşa girince kendine Asya Pasifik'te Çin'i müttefik olarak seçti. ABD Çin'i sadece Japonya karşı savaşta bir destek unsuru olarak görmedi. Çin'i
Savaş sonrası dönemde Asya'daki güç dengesini sağlamada önemli bir aktör olarak gördü. İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olan Japonya, savaş sonrasına baktığımızda iki kutuplu sistemin ortaya çıkmasıyla birlikte ABD için düşman olmaktan çıkıp bir müttefik haline geldi. Çin ise ABD için müttefik olmaktan çıkıp bir düşman haline geldi. İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olan Japonya, savaş sonrasında iki kutuplu sistemin ortaya çıkmasıyla birlikte ABD için Japonya düşman olmaktan çıkıp bir müttefik haline geldi. Buna karşılık Çin ise ABD için bir müttefik olmaktan çıkıp düşman haline gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar, Soğuk Savaş dönemi ama Soğuk Savaş dönemi ve Soğuk Savaş sonrası dönemi ise ikinci saatte anlatacağım. İkinci saatte görüşmek dileğiyle.